Bayraklar kaldı. Sorduğumuzda Muharrem İnce'nin söylediği her şeyi anladık dedi. Yani bu çok önemli bir şeydi. Muharrem İnce'nin söylediği her şeyi anladık dedi. Kayseri'de miting alanının sonrasında insanları sorduğumuzda. Şimdi siyasette siz çok iyi. O nedenle çok önemliydi ve halk bunun farkında. Pozitif anlamda bir politize olmuşluk var. Kafalarına göre ayrımlar yapmış insanlar. Örneğin Cumhurbaşkanlığı şöyle, birinci olursa böyle, ikinci olursa şöyle, meclis böyle. Bütün insanlar gerçekten adeta bir çalışır gibi, hani başta da öğretmen var çalışalım diye mi düşündüler bilmiyorum. Bir çalışır gibi konuyu özümsemişler. Ve tabii yola çıkarken Erdoğan'ın kafasındaki kutuplaşma tablosu oluşmadı. Bence en büyük sonuç budur. Kutuplaşmayı kırmak en önemli durumdu bence. İkincisi, ben 23 Haziran'da söylüyorum. 24 Haziran seçimlerinin ilk sonucu. Bu sembolik bir şeydi aslında. Yani ben burada bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Türkiye'nin Cumhuriyeti takımlarıydı. Ama Başakşehir nereden çıktı? Yok. Başakşehir Beşiktaş bile yeniydi. Türkiye'nin Cumhuriyet değerlerini yeniden taşıyan, yeniden oluşturan bir şey yaptı. Ve Tayyip Erdoğan çok ilginç bir şey yaşadı. Muharrem İnce'yle birlikte Diyarbakır'dan Kırklareli'ne her tarafa birleştirdi. Şu anda geldiğimiz noktada siz bir önemli bir şey yaşıyor. Arkada görüyoruz. Yağmur yağdı. Güneş açtı. Dört mevsimi yaşıyoruz şu anda burada. Milyonlarca insan geri adım atmıyor. Milyonlarca insan şarkı söylüyor. Ben Muharrem İnce mevsiminden birleştirdim. Muharrem İnce mevsim kenarı olduran tavrı. Ya bizden biri diyor ya. Aile, işte anne, kız kardeş, kendi tavrı. Evlilikleri önceden görmek çok güzel bir şey Sefer. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adayını buldu. Kitleler benimsedi, bütün dışımızdaki kitleler benimsedi. Cumhuriyet Halk Partisi dışında ya da unuttuğumuz alanlar, unuttuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde de benimsedi. Gidenler, küsenler geri geldi. Yeniden Muharrem İnce'yle bütünleşmiş oldu. Hem ülkenin aradı, içeride tam da barışın ihtiyaç duydu bir süreçte Cumhurbaşkanı adayımız barış şiarıyla öne çıktı. Bakalım. Evet. Bu güzelliğe bak. Evet. 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 Evet.
diye sorduk. Dedi ki... Şu aşağıyı da görelim lütfen. Yürürün içinde. Şehirlerinin hukuki statüsünü tamamlayacağız. Yürürün içinde. Yerel yönetimleri güçlendireceğiz. 100 gün içinde Denizli'de, Bursa'da ve İstanbul'da 3 tane moda, tekstil, tasarım akademisi kuracağız. Aile sigortasını 100 gün içinde devreye sokacağız. Engelliler için yaşam merkezleri kuracağız. TÜRKSAT canlı yayın frekansına sabotaj var bilgisi geldi. Erdoğan, yapma böyle, üzme beni. Bak Erdoğan, Erdoğan gidiyorsun, delikanlı ol, iki dakika oraya git. İki dakika delikanlı ol. Gidelim de. Gidelim de bir şerefi var. Giderken doğru düzgün git. Yarın akşam Recep Tayyip Erdoğan seçilirse piyasalarda panik artacak. Faiz yükselecek. Dolar yükselecek. Euro yükselecek. Beton ekonomisi devam edecek. Erdoğan kazanırsa Suriyeliler gelmeye devam edecek. Erdoğan kazanırsa devlette şatafat, depreme devam edecek. Erdoğan kazanırsa telefonlarınız dinlenmeye devam edecek. Erdoğan kazanırsa korku düzeni devam edecek. Erdoğan kazanırsa kindar nesiller yetiştirecek. Yarın akşam İnce kazanırsa üretim artacak. Yarın akşam İnce kazanırsa dolar düşecek. Faizler inecek, euro inecek.